Günaydın sayın seyirciler. Gündem Artı ile bir kez daha sizlerin karşısındayız. Evet, günlerden çarşamba, takvimde bize bugün tarih olarak 19 Mayıs 2021'i gösteriyor. Gerçekten tarihi bir gün, anlamlı bir gün, güzel bir günden sizlere sesleniyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı ateş ve o ateşin aydınlattığı yolumuzdaki yolculuğumuz devam ediyor. Bizler de 102. yılında yine bugün hem Atatürk'ü anacağız hem de onun yaktığı bu ışığın verdiği, ateşin verdiği ışığı konuşacağız, değerlendireceğiz. Kiminle? Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı, Yardımcı Doçent Doktor Hocamız Turgay Bülent Göktürk bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Atatürk'ü konuşalım sığarsa tabii ki. Çünkü onun yaptıklarını, onun bize gösterdiklerini, açtığı yolu konuşmak, anlatmak çok da kolay değil. Çok da böyle zamana sığdıracak bir şey değil ama yapmak lazım, konuşmak lazım. Elimizden geldiğince herhalde her fırsatta, her platformda ne yapabiliyorsak, ne söyleyebilirsek kârdır. Çünkü işte bir ay kadar önce 23 Nisan'da Çocuk Bayramı'ydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladık. Yaklaşık bir aylık bir süre geçti. Bu sefer de Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Önce çocuklar, sonra gençler. Zaten bu bile herhalde bize vermiş olduğu mesajı anlamamız için yeter. İki bayram önce çocuklara, sonra gençlere ithaf edildi. Bu bile herhalde onun bize göstermiş olduğu o yolu, o ülküyü anlatır. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir programda tekrar sizinle birlikte olmak benim için de büyük bir mutluluk. Öncelikle ben Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak her 19 Mayıs'ta yayınladığımız gibi bu 19 Mayıs'ta da yayınlamış olduğumuz bildiriyi ve bugün de basına verilen bildiriyi burada aktarmak istiyorum tüm gençlere de. Aslında burada da göreceğiniz gibi olayın bir özeti bu. Daha sonra bunu açacağız konuşmamızda. Evet. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ilk adımlarının atıldığı, Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'da Anadolu'ya geçerek ulusal kurtuluş mücadelemizin eylem safhasını başlattığı gündür. Bir milletin tüm yokluklara rağmen var olma azmini gösterdiği gündür. Mustafa Kemal büyük eser Nutuk'ta önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı gün Osmanlı Devleti'nin o tarihteki hazin durumunu özetlemiş ve kendi kararını vurgulamıştır. Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan kayıtsız ve şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Bu kararın dayandığı en sağlam düşünüş ve mantık şu idi. Temel ilke, Türk ulusunun kişilikli ve onurlu bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve gönençli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz. Oysa Türk'ün onuru, özgüveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm. Mustafa Kemal bu parola ile başladığı ve Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesine de örnek olan ulusal kurtuluş mücadelesini ulusuyla beraber tüm zorluklara karşın başarıya ulaştırmış ve yurdu emperyalist işgal güçlerinden kurtarmayı mütakip Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma yönündeki devrimleri gerçekleştirmiş ve en büyük eserim şeklinde nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu süreci anlattığı nutun sonunda bugün ulaşılan sonucun asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedeli olduğunu vurgulayarak bu sonucu bir başka ifadeyle Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliğinin de bu emaneti nasıl koruyacaklarını gençliğe hitabesiyle açıklamıştır. Sonuç olarak bilmelidir ki 19 Mayıs İstanbul'da geldikleri gibi giderler sözüdür. 19 Mayıs Karadeniz'de bandırma vapurudur. 19 Mayıs Samsun'da bir milletin doğuşudur. 19 Mayıs Havza yolunda Mustafa Kemal'in söylediği dağ başını duman almış gümüşlere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar marşıdır. 19 Mayıs Amasya'da ihtilal bildirgesidir, baş kaldırıdır. 19 Mayıs Erzurum'da askerlikten ayrılıp
milletin sıradan bir ferdi olarak milli mücadeleye devam etmektir. 19 Mayıs Sivas'ta ya istiklal ya ölüm parolasıdır, kuvayi milliyedir. 19 Mayıs Ankara'da ulus egemenliğinin simgesi meclistir. 19 Mayıs İnebolu'da Elif'in kanısıdır. 19 Mayıs İnönü'de, Sakarya'da, Kocatepe'de, Dumlupınar'da Mehmetçik'tir, şehittir, gazidir. 19 Mayıs Afyon Ovası'nda ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emridir. 19 Mayıs İzmir'de dağlarda açan çiçektir. 19 Mayıs Kıbrıs'ta beş parmaklarda mücahittir. Kısacası 19 Mayıs Atatürk'tür. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan yapmak uğruna toprağa düşmüş olan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımızla anıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutluyorum. Bu evet. Bildiriyle başlamış olduk. Zaten dediğim gibi aslında genel bir özeti bu. Kesinlikle. Şimdi hocam, müsaade ederseniz yavaş yavaş bunu açalım. Keyifle, zevkle dinleyeceğiz. Sağ olun. 19 Mayıs, evet. 19 Mayıs kelime anlamıyla aslında o kadar derin bir şey ifade ediyor ki aslında o tarih olarak Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın, milli mücadelenin eylem safhasının başlangıcıdır. Yani 19 Mayıs'tan önce hiçbir şey yok, birden 19 Mayıs'ta her şey açıldı, bir ışık yandı. Hayır. Önce 19 Mayıs'ı anlamamız için 19 Mayıs'ın geri planına bakmamız lazım. Mustafa Kemal'i bir anlamamız lazım. Mustafa Kemal'i anlamak için de onun hayat hikayesinden ziyade düşüncelerini, fikirlerini anlamak lazım. Ben bunu şöyle ifade ederim öncelikle. Aslında bunları söylerken her zaman belirttiğim gibi bir büyük resmi görmek lazım. Evet hocam, çok özür dilerim ama dilerseniz bir virgül koyalım. Tamam. Sevgili izleyiciler, Atatürk Anıtı'na dönüyoruz, Başkent Lefkoşa'da. Orada bir tören var 19 Mayıs dolayısıyla. O töreni izleyip yeniden devam edeceğiz. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması. Anıtkabir'den gelen toprağın Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a takdimi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması. Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi. Anıtkabir'den gelen toprağın Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a takdimi. Sayın Büyükelçim, Anıtkabir'e yollamış olduğu toprağı Cumhurbaşkanı tarafından bize daha bunda teslim ediyorum. Thank you.
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi. Arz ederim. Ve yeniden buradayız sevgili seyirciler. 19 Mayıs'ı konuşuyorduk hocamızla. Yardımcı doçent doktor Turgay Bülent Göktürk hocamla. Evet hocam, sözü yeniden size bırakalım. Evet, şimdi aslında başlangıcı da bu şekilde yapmış olalım. Hem de bölmemiş oluruz. Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Önce büyük resmi göreceğiz. Parça parça konuya girersek dağılırız. Önce bir büyük resmi görelim. Onun için de detaylara girelim. Şimdi çok farklı bir açıdan olaya yaklaşacağım. Şimdi biz diyoruz ki muharebe, savaş süreçlerinde aslında üç boyut vardır. Birisi ateşkes antlaşması, yani savaşan tarafların savaşmayı durdurmaları, bitirmeleri değil, orduların bulundukları yerde kalmaları, ateşkes antlaşması. Kıbrıs'la ilgili örnek de vereceğim buna. Daha sonraki süreçte o askerler bulunduğu mevzide beklerken siyasilerin barış görüşmeleri yapmaları ve daha sonra da barış anlaşması dediğimiz kavram. Yani iki önemli temel kavram, ateşkes antlaşması ve barış anlaşması. Bunların ne olduğunu anlarsak aslında biz buradaki bugünkü durumu da anlarız ve ulusal kurtuluş mücadelesini de anlarız. Şimdi ne oldu? Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Savaşı kaybetti. Kaybetti maalesef. Kaybetti ve Mondros Ateşkes Antlaşması adında bir anlaşma imzalandı. 30 Ekim 1918. Ateşkes Antlaşması'nın mantığı şudur. Askerler, ordular bulundukları yerlerde kalırlar, az önce söylediğim gibi, ve birbirlerini kontrol ederler. Çekip gitmezler. Ama anlaşmaya göre, öyle bir anlaşma yaparsınız ki uluslararası hukuk gereği, askerler bulundukları mevzileri bir daha güçlendiremezler. Kuvvetlerini artıramazlar. Niye? Çünkü askerler burada beklerken daha sonra siyasiler barış görüşmeleri yapacaklardır. O barış görüşmelerinde birbirlerini etkilememeleri, baskı altına almamaları için burada mevzide askerler birbirlerine üstünlük sağlayamazlar. Sınırı geçemezler. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şunun için anlatıyorum. İşte Mondros Ateşkes Antlaşması böyle bir mantık gütmemektedir. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı anda 30 Ekim 1918'de bizim sınırlarımız neresiydi? Musul, Kerkük bizimdi gibi. Yani Mustafa Kemal'in Misak-ı Milli dediği sınırlar.
misak-ı milli dediği sınırlar önemli. Çünkü ulusal kurtuluş mücadelesinin, kurtuluş savaşının mantığında misak-ı milli vardır. Onun da mantığını anlamak için bunu izah ediyorum. Ve Mondros-Ateşkes Antlaşması'nda Osmanlı'ya öyle maddeler dikte ettirilmiştir ki Osmanlı fiilen aslında o anlaşmayla sona ermiştir, bitmiştir. Örneğin 7. maddesinde ne diyor? İtiraf tehditleri diyor, kendilerinin tehdit altına olduğu değerlikleri, güvenliklerini tehdit altına düşürdüğünü değerlikleri yerleri işgal eder. Sorgusuz, sualsiz teslim alır. Bunu kim değerlendirecek? Onlar değerlendirecek. Yani bu kriteri onlar değerlendirecek. Osmanlı bunu kabul etmiş. Silahlarını bırakacak, ordusunu ters edecek. Hani bizim mantığımıza göre birbirimize yükümlü sağlamayacaktık. Dolayısıyla İtilaf Devletleri Osmanlı'ya öyle bir anlaşma dayatmışlar ki olay bitmiş. Barış Anlaşması'na gerek yok. Dolayısıyla Mondros'un bu maddesinden dolayı ne yapıyorlar? Anadolu'yu işgali kendilerine hak görüyorlar. Mondros imzalandığında Mustafa Kemal nerede? Suriye cephesinde. Suriye cephe komutanı ve Adana'da karargahı var. Nitekim o 7. madde gereği İskenderun'u işgal etmek istiyor İngilizler. Diyorlar ki oraya askere çıkacağız. Mustafa Kemal'in işte az önce belirttiği mantığına göre bu Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmamalı ve uygulanmamalı. Bunun için İstanbul'a mesaj çekiyor. Bu yanlıştır diyor, bunu kabul etmeyin diyor. Şayet o adamlar buralara girerse bir daha geriye çıkmazlar diyor. Ama İstanbul'un durumunu anlattım işte o aciziyet içerisinde ve kabul ettiremiyor. O zaman diyor ki, hatta İstanbul Hükümeti diyor, hayır diyor, onlar diyor sadece ihtiyaçlarını almak için İskenderun'a gelecekler. Bunun üzerine Mustafa Kemal diyor ki, hayır arkadaş, onlar sınırı geçtiği an ordularıma emir verdim, ateş edecekler. Ve sonunda da diyor ki, ben burada olduğum sürece bunlar buraya giremezler. Bunun üzerine ne yapıyor? Maalesef İstanbul Hükümeti, o itiraf ettiğinin baskısından kurtulmak için ordu komutanı Mustafa Kemal'i görevden alıyor ve İstanbul'a çağırıyor. Bu önemli bir tarih. Hangisi? İşte 13 Kasım 1918. Mustafa Kemal Adana'dan trene biniyor, İstanbul'a geliyor. Haydarpaşa Limanı'na. Haydarpaşa istasyonuna iniyor. Orada limandan da karşıya geçecek. Annesi akaretlerle onun evine gidecek. Şimdi 13 Kasım bizim için şu açıdan, iki açıdan önemli. Birincisi, dediğim gibi Mustafa Kemal İstanbul'a geliş tarihi ama bu tarih niçin önemli? 16 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmak üzere İstanbul'dan yola çıkış tarihi olan bu tarihe kadar geçen 6 aylık süre işte biz Mustafa Kemal'in düşünerek ulusal kurtuluş mücadelesini ne şekilde yapacağını tasarlayarak değerlendirdiği bir süredir. Yani biz ulusal kurtuluş mücadelesinin düşünsel hazırlık süreci diyoruz bu altı. Yani başından beri vardı aslında. Yani öyle rastlantısal ya da tesadüf değil. Kesinlikle değil. Çünkü bakın, işte bir, bunun için önemli. İkincisi, o gün 13 Kasım'da İstanbul fiilen işgal edilmiş. Yani İtilaf Devletleri 61 parça donanmayla gelmişler Dolmabahçe önlerinde. İstanbul'da asker çıkarıyor. İşgal ediyor. 7. madde gereği, hakları kendilerince. Yasal olarak hakları. Ve Mustafa Kemal Haydarpaşa Limanı'nda kendisini bekleyen Kartal isimli hücum bota, motor bota biniyor, karşıya geçecek. Yanında da Yaveri Cevat Abbas Yüzbaşı. Tabii çok üzgün. O büyük itiraf ettiğinin işgal gemilerini görüyorlar. Kahroluyor tabii, içi kan alıyor. Ve bakın, o zamanki durumu düşünün. Osmanlı yenilmiş, yenilgiyi kabul etmiş, işgal edilmiş ve Osmanlı'nın bir generali evet çok üzgün ama Cevat Abbas'ın kendisine söylediği paşam işgal etmişler gelmişler buralara o hezeyanı karşısında bir ifadede bulunuyor. Ne diyor? Geldikleri gibi giderler. Bakın her zaman söylerim, bu öyle hamasi öyle laf olsun diye söylenmiş bir söz değil. Peki hocam, çok özür dilerim, araya giriyorum ama neye güvenerek söylüyor bunu? Bu çok önemli herhalde, buna bakmak çünkü lazım. Çünkü o zaman biraz daha geleceğim, konuyu dağıtmak istemiyorum. Peki. Henüz onun cevabını veriyorum şimdi. Henüz daha ordu komutanlığı, yani Mondros imzalandığı sürede, henüz İstanbul kendisini görevden almadığı zaman Mondros'un bu kararlarını biliyor, mücadele etmek kararında o. Ve oradaki yani oradaki Bitlis'teki, Antep'teki, kendi sorumluluk sahasındaki bölgedeki
birlik komutanlarına şunu söylüyor. Diyor ki sakın ha sakın askerlerinizi terhis etmeyin. Silahları kimseye vermeyin. Bunları kullanacağız diyor. Yani daha o zaman kararlı. O zaman safhasında var mücadele etmek. İstanbul'a gelirken aslında mücadelesini şöyle düşünüyorum. Samsun falan aklımda yok henüz. Anadolu'ya geçmek aklımda yok. Aklımda onun diyor ki Ahmet İzzet Paşa kabinesi var. Sadrazam. Onun kabinesine gireyim. Efendim Savunma Bakanı olayım, Harbiye Nazırı, içeriden bu işi düzelteyim. Ama İstanbul'a geliyor, işte geldikleri liderler kararlı ifadesi onun kafasındaki azmin, inancın, kararlılığın bir vurgusu. Onu özellikle belirtiyorum. Dolayısıyla İstanbul'a geliyor, Ahmet İzzet Paşa hükümeti düşüyor iktidardan. Yerine damat Ferit Paşa geliyor. Dolayısıyla hükümete giremiyor Mustafa Kemal. Padişah Vahdettin'in aslında kendisi, Vahdettin henüz daha padişah olmadan şehzadeyken Mustafa Kemal onun fahri yaveri olmuştu Almanya gezisinde. Çok detaya girmek istemiyorum. Vahdettin'le bunun için görüşeyim diyor, görüşmeler yapıyor. Üç kere de görüşüyor ama bakıyor ki Vahdettin'in durumu çok iyi değil. Yani hatta bakın birçok kişi der ki, bazı ön yargılı gruplar derler ki, İşte Mustafa Kemal Vahdettin'e söyledi de Vahdettin Milli Mücadele'de onun yanında mı olmadı? Söyledi mi? Teklif mi etti? Evet, teklif etti. Dedi ki Mustafa Kemal, padişahım dedi, İstanbul'da bu işgal ortamında bu iş olmaz. Gel gidelim Bursa'ya çekilelim. Orada toparlanalım, mücadele edelim. Ama Vahdettin bunu kabul etmedi. Dedi ki ne demek, payitahtı terk etmemi mi istiyorsun? İstanbul halkı benden ekmek bekler dedi. Mustafa Kemal ne dedi? Sadece İstanbul halkı değil, tüm Anadolu halkı senden ekmek bekliyor. Dolayısıyla bu görüşmelerinde şunu fark ediyor Mustafa Kemal, bu iş İstanbul'da olmayacak. O baskı altında olmayacak ve ondan sonra işte kararını veriyor Anadolu'ya geçmek, halkıyla beraber bu işi yürütmek. Anadolu'ya geçecek. Yine söylüyorum, henüz Samsun falan henüz aklında yok ve İlk kararı aslında İzmit üzerinden Kütahya'ya geçiş yapmak. Bunun hazırlıklarını yapıyor. Hatta oralara, İzmit'te çeteler var. Onlar için keşif ekipleri yolluyor. Nerelerden geçeriz? Tam bu sırada Karadeniz'de bir olay gelişiyor. Nedir? İşte 1461'de Fatih Sultan Mehmet'in ortadan kaldırdığı Pontus Rum devletini ihya etmek için Rum çeteleri orada eşkıyalık yapıyorlar. Türk köylerine baskınlar yapıyorlar. Türkleri oradan kaçırıp çoğunluğu elde edip orada yeniden Pontus'u ihya etmek. Ortam müsait artık. Kesinlikle müsait. Tabii ki Türkler de boş durmuyor. Türkler de özellikle Topal Osman, Giresunlu Topal Osman. Onlar da kurdukları çetelerle Rumlara, bu Rum çetelerinden gelmeye çalışıyorlar. Tabii bundan İngilizler rahatsız oluyor. Diyorlar ki Türkler asayişi bozuyor. Karadeniz'e asayiş bozuldu. Düşünebiliyor musunuz? Sizin kendi namusunuzu, toprağınızın namusunu, kendi canınızı korumanız, savunmanız asayişi bozmak olarak nitelendiriliyor. Ve İngilizler baskı yapıyorlar padişaha, Vahdettin'e. Diyorlar ki Karadeniz'e asayişi sağla, yoksa biz sağlarız. Biz işgal ederiz, asker çıkarırız. Tabii saray panik içerisinde. Bunun için ne yapıyorlar? Oraya birini yollayalım ki asayişi sağlasın. Mustafa Kemal bunu öğrenince, özellikle Ali Fuat Paşa'nın babası da saraya yakın, onunla araya sokarak haber gönderiyor. Ben gönüllüyüm bu işe. Ben gideyim Karadeniz'e, vereceğiniz görevleri yapayım. Tabii ki aslında malum Mustafa Kemal'in düşüncesi orada, Türk baskısı, Türklerin kurduğu bu direniş örgütlerini ortadan kaldırmak değil, Türk direnişini artırmak, milli mücadeleyi organize etmek, ama tabii ki oraya bir yetkiyle gitmek önemli. Bunun için padişaha bu haberi gönderiyor. Padişah da bunu kabul ediyor. Çünkü Mustafa Kemal'i tanıyor. Ne kadar çalışkan bir insan olduğunu biliyor Vahdettin. Mustafa Kemal bu işi yapar diyor. Ve Mustafa Kemal'i görevlendiriyor. Görev emri veriyor. Ama burada şunu mutlaka vurgulamamız gerekir. Mustafa Kemal, Vahdettin Mustafa Kemal'e bu görevleri verirken, bir daha söylüyorum, milli mücadeleyi yapsın diye göndermemiştir. Çünkü Vahdettin, Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişi olarak Karadeniz'e gönderilmesinin emrinin altında Vahdettin'in imzası vardır. Ancak
bunu kullanarak derler ki işte Vahdettin zaten gönderdi Mustafa Kemal'i Anadolu'ya milli mücadele yapsın diye. Hatta para da verdiler. Milli mücadelede Vahdettin'in verdiği parayla yapıldı denir. Kesinlikle böyle değil. Olmadığını vurgulayacağım. Mustafa Kemal'e verilen görev, resmi görev dediğim gibi oradaki yani Mondros'un koşullarını yerine getirmektir Mustafa Kemal'e verilen görev. Hatta bir toplantı yaparlar. Vahdettin çağırır Mustafa Kemal'i yanına. Der ki paşa, evet sen geçmişte çok başarılı oldun. Bu tarih kitaplarında da var, o yazıyor. İşte şimdi asıl yeni görevin geliyor. Git bu vatanı kurtar, kurtar der. Bu vatanı kurtar ifadesi vardır. Ama bu vatanı kurtar ifadesiyle milli mücadeleyi yap, düşmanları at değildir. Burada ifade edilen söz, oradaki Türk, ki ifade de yazar, der ki Türk çeteleri susturulacak, silahlar teslim alınacak, asayiş sağlanacak. Resmi görevi de aynen bu yazar. Dolayısıyla bunu unuttukta da zaten Mustafa Kemal kendisi de aynı bu şekilde vurguluyor. Mustafa Kemal şunu söyler, der ki ben sadece Doğu Karadeniz'i değil, Doğu Anadolu'yu da içeren bir sorumluluk sahası bana verin. Kabul ederler bunu. Artı sadece asker yöneticilere değil, sivil yöneticilere de emir verme görevi verin der. Onu da, o yetkiyi de verirler. Dolayısıyla Mustafa Kemal çok büyük bir yetkiyle ne yapar? Böyle bir 9. Ordu müfettişi olarak görevlendirilir. 16 Mayıs'ta da yola çıkacak. Ama 15 Mayıs'ta İzmir işgal edilir. İzmir işgali ayrı bir bizim milli mücadelemizde çok özel bir yeri olan ve aslında mücadelenin de ilk ateşini yakan olaylardan birisidir ki işte geldikleri giderler diyor 13 Ekim'de 13 Kasım'da Mustafa Kemal milli mücadeleyi gerçekleştiriyor. 9 Eylül'de de Yunan'ı İzmir'e denize döktüğünde de işte diyor geldikleri gibi gittiler 4 yıl sonra. Bu da gerçekleşiyor. Mustafa Kemal 16 Eylül'de yola çıkacak. Bandırma Vapuru'yla 18 kişilik bir karargahla yola çıkıyor. Burada şunu mutlaka söylemem gerekir. Mutlaka söylemem gerekir. Şu birincisi dediğim gibi Vahdettin'in vatanı kurtaracaksın ifadesindeki Mustafa Kemal'in aldığı görev ve yaptıkları şimdi onu da söylüyor. İkincisi gerçekten Vahdettin'in güverdiği parayla mı bir para vermiş onu söylüyor. Alpteki Müderrisoğlu Hoca bu konuda çok akademik bir çalışma yapmış. Bunu mutlaka söyleyeceğiz. Diyorlar ki iddia edenler kendi hesabından 40 bin altın lira Vahdettin vermiş. Bir de devlet hazinesinden de 360 bin altın lira vermiş. 400 bin altın lira vermişler. Artı 400 bin de kağıt lira vermişler. Bunların hepsini ağırlık olarak koymuşlar, hesabı etmişler. Uzatmayayım. 35 sandık yapıyor. Ve 107 sandık yapıyor. 107 sandık. Şimdi 107 sandığı vermişler Mustafa Kemal'e ve milli mücadeleyi bununla yapmış Mustafa Kemal. Şimdi Bandırma Vapuru malum eski bir vapur. Bu zaten gidiş hikayesi bile çok bir doktora tezini içerecek ayrıntıda. O kadar detayına girmeyeceğim ama İngilizlerin kontrolünde İstanbul. Çıkarken Kız Kulesi'nde durduruyor İngilizler. Kontrolünü yapıyorlar. Gemiyi kontrol ediyorlar. 107 sandık altın görse adamlar herhalde buradan müsaade etmedi. Artı zaten Bandırma Vapuru'yla 16 Mayıs'ta yola çıktığında Mustafa Kemal ona daha iskelede kulağına eğiliyor oradaki MİM örgütünün elemanları. Diyorlar ki paşam haberin olsun İngiliz gemisi seni Karadeniz'e batıracak. Bu haberi de alıyor, bu tehdit de alıyor. Onun için Karadeniz'den de Mustafa Kemal kıyıya yakın gidiyor. Çok açıktan gitmiyor ki İngiliz gemisini görüyor. İngiliz gemisi büyük gemi olduğu için fazla sığ yerden gidemez. Açıktan gidecek ama Mustafa Kemal özellikle kıyıya yakın gidiyor. Ve böyle bir tehdit altında da gidiyor. Ondan sonra Samsun'a geldiğinde bu gemi direkt yanaşmıyor feribot, açıkta duruyor. Açıkta durduğunda da bir motor gidiyor geminin yanına. Mustafa Kemal'i alıyor ve ekibi alıyor. Birkaç sefer, 4-5 tur yaparak geliyorlar. Ama bu 107 sandık yine ortada yok. Ve daha sonra milli mücadelenin adımlarında, safhalarında baktığınızda Aziz Bey, Erzurum'da kongreyi yapıyorlar. Bitiyor, heyeti temsil ediyor. Sivas'ta kongreye gidecek. Para yok. Para yok, para bitmiş. Ve orada
Sabahattin Bey bir binbaşı emekli oluyor, o ikramiyesini veriyor. Diyor ki alın bununla gidin. Milli mücadele böyle gerçekleştirilmiş. Sivas'a geliyorlar. Sivas'ta o heyeti temsiliye Ankara'ya 27 Aralık 1919'a gelirken yine para yok. Nerede bu 107 sandık? Yine para yok. Ve Mustafa Kemal diyor ki Osmanlı Bankası'ndan kredi çekin diyor. Vermiyorlar Osmanlı Bankası. Niye? Mustafa Kemal Erzurum'da askerlikten ayrılmış. Maaşı yok, teminatı yok, hiçbir şey yok. Ve Rauf Bey halen devlet memurudur. Rauf Bey adına çekiliyor ve banka ona rağmen Sivas'tan bir tüccarı kefil istiyor. Yüzeli sandık. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Artı duyunu umumiye dediğimiz bir müessese var. Yani Osmanlı'nın borçlu olduğu, ülkelerin kurmuş olduğu böyle bir kurum var orada. Devletin tüm gelirlerini kontrol ediyor bu. IMF gibi bir şey oldu. IMF'den daha ağır. Daha ağır. Özellikle. Daha ağır. Oturmuş, IMF İstanbul, Ankara'da oturmuyor. Bunlar İstanbul'da oturmuşlar. Tüm gelirleri kaydediyorlar. Dolayısıyla böyle bir şey olmadığını özellikle vurgulamamız lazım. Kinitekim Havza'ya geldiğinde de Mustafa Kemal'i geri çağırıyor Vahdettin. Hemen geri gel. Dolayısıyla onun çok detayına girmeyelim. Çok uzatmayalım. Böyle bir şey yoktur. Mustafa Kemal İstanbul'daki o 6 aylık düşünsel hazırlık sürecini tamamladıktan sonra halkıyla beraber bu işi yapmak üzere Anadolu'ya geçmeye karar vermiştir. Evet, Samsun bu konuda şanslı bir ildir. Yani niçin bunu söylüyorum? 16 Mayıs'ta yola çıktı Bandırma Vapuru'yla. Samsun o bölgenin büyük bir liman kenti ve Anadolu işlerine yayılan bir yeri olduğu için orayı tercih ediyor. Yani Samsun olmazdı, bir başka yer olur. Bizim için önemli olan Anadolu'ya geçiştir. Ama dediğim gibi Samsun da bunun için şanslı bir ildir. Kendini de her zaman bu şansı da kullanıyorlar, söylüyorlar. Aziz Bey, 19 Mayıs 1919 Samsun'a geldi Mustafa Kemal. Samsun'a geldiğinde aslında o gelmeden önce, ondan önce haberi geliyor. İngilizler, Samsun'da küçük bir İngiliz müfredesi var. Ona haber gönderiyorlar. Diyorlar ki müfreze komutanına, şimdi bir vapur gelecek oraya. İçinde Mustafa Kemal isimli bir paşa var. Onu tutukla, derdest et, İstanbul'a gönder. O kişi de geliyor müfrezesiyle rıhtıma, bekliyor. Ama bir bakıyor ki, kendi anlarını anlatıyor bu şahıs. Bakıyor diyor, her askerimin arkasında bir kara yağız delikanlı belirdi. Anladım ki diyor, bunlar Mustafa Kemal'in ekibi. Yani Mustafa Kemal böyle örgütçü bir insan. Öyle bodoslama gitmiyor. O gittiği yerde de tedbirini alıyor tabii ki. Ve bunun üzerine askerlerine emir veriyor İngiliz müfreze komutanı. Diyor ki müdahil olmayın. Ve nitekim Bandırma Vapuru geldiğinde rıhtımdan kalkıp da o gemiye giden motorbotun içindeki kişilerden birisi de o müfreze komutanı. Mustafa Kemal hoş geldiniz paşam diyor. Müfrezem de biz de buradayız. Bir işiniz olursa destekleriz diyor. Ve daha sonra İngilizler bu müfreze komutanını tutuklamadı diye cezalandırıyorlar. Divan harbe veriyorlar. O da diyor ki işte nitekim ondan sonra da milli mücadele de bitiyor. Yani diyor bununla diyor bu kadar devletler baş edemedi. Benim nasıl baş etmemi bekliyordunuz diyor. Ve ceza almıyor. Ve daha sonra bir Türk dostu oluyor. Türkiye'den İngiltere'ye giden, o barış döneminde Türkiye'den İngiltere'ye giden Türk subaylarına da mihmandarlık yapan bir insandır. Böyle bir Türk. Yani. Dolayısıyla Mustafa Kemal Samsun'da böyle bir olay da yaşıyor. Şimdi burada nutuk. Evet. Nutuğu mutlaka her gencin kütüphanesinde olması gereken bir kitap. Nutuk. Nutuk Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi birinci elden yapan şahsın milli mücadeleyi anlattığı, bizzat kendisini anlattığı ve belgelerle desteklediği, hiç boş söz yoktur içinde, hepsinin belgesi vardır, her konuşmasının telgrafı vardır, belgelerle desteklediği ve sonunda az önce bildiride de söylediğim gibi en büyük eserim dediği Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan mücadeleyi anlattığı ve halkına hesap verdiği bir kitap. Nutuk da en sonunda neyle bitiyordu? Gençliğe hitabeyle. İşte bu cumhuriyeti bu gençlerin nasıl koruyacaklarının da yolunu gösterdiği bir kitap. Nutuk neyle başlıyor? Nutuk işte 19 Mayıs'ta başlıyor.
az önce belirtti. 19 Mayıs'ta başlıyor ve diyor ki, işte diyor, 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu şöyle diyor. Osmanlı o durumunu anlatıyor ve en sonunda diyor ki, ama benim kararım bila kaydı şart, yani kayıtsız şartsız yeni bir Türk devleti kurma fikriydi. Bakın bu muazzam bir vizyon Aziz Bey. Düşünün, yani Osmanlı teslim olmuş ve Osmanlı'nın bir paşası, ama diyor milletime güveniyordum. Hiçbir şeyim yoktu. Maddi hiçbir şeyim yoktu. Bir tek milletime güveniyordum diyor. Vizyonu görüyor musun? Sordum hocam, neye güveniyordu? O geldikleri gibi giderler derken İngiltere bize yardım eder mi? Almanlar belki bize arka çıkar. Hiç öyle bir düşünce yok. Zaten Anadolu'ya yönelişi kendi insanına, kendi milletine olan o güveni bize gösteriyor hocam. Ama burada şunu da mutlaka vurgulamamız lazım. Pardon. Şimdi 19 Mayıs 1919 diyor ki, ben yani aslında cumhuriyet kuracağım diyor. İşte bila kaydı şart, kayıtsız şartsız ulus egemenliğe dayalı bir devlet kurmak cumhuriyet. Bunun ifadesi o. Şimdi şunu söyleyebilirler. Ya 19 Mayıs'ta yani Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da böyle düşünüyormuş. Nereden anlayacağız? Bunu 1927'de yazmış. Her şey bitmiş. Cumhuriyet inat edilmiş, kurulmuş, düzen kurulmuş. Bunu yazmış. Şimdi diyorsunuz ki bize, bunu duyuyoruz zaman zaman. Diyorsunuz ki 19 Mayıs'ta Samsun'da kafasında bu var. Nereden bileceğiz? Nereden bileceğiz biliyor musunuz? 19 Mayıs 1919'da bunu söylemiş Mustafa Kemal. Bakın, hemen şunu söyleyeceğim size. Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber. İki ciltlik bir kitaptan söylüyorum. Bu günlükler. Ne günlüğü? Mazhar Müfit Kansu. Şimdi Mustafa Kemal Samsun'a çıkıyor. Samsun'da, hemen orayı kısaca toparlayayım, Erzurum'a getireyim, burada birleştireyim. Samsun'a çıktı. Ama baktı ki orada yine İngiliz müfredesi falan var. Bu iş orada olmayacak. Altı gün sonra ne yaptı? Havza'ya geçti. Havza'da bir genelge yayınladı. Hem askerlere, askeri yöneticilere, hem sivil yöneticilere. Askerlere dedi ki, silahlarınızı teslim etmeyin. Askerlerinizi göndermeyin, bize lazım olacak. Milli mücadele başlayacak. Sivillere de dedi ki, sivil yöneticilere, bakın İzmir işgal edildi. Onu sebep göstererek bu üzerindeki ölü toprağa serpilmiş insanları mitinglere, protesto gösterileri için sokaklara dökün. Örgütleyin. Niye? Çünkü ben o halkla çalışacağım. Ulusal uyanışı tabii canlandırmak lazım. Peki Mustafa Kemal'i Vahdettin niye görevlendirmişti? Gitsin oradaki örgütlenmeyi söndürsün, silahları ele geçsin, teslim alsın diye. Bakın daha ilk adımında, ilk bildirgesinde Vahdettin'in emirlerine karşı geliyor. Ha, İngilizler bunu öğreniyorlar, zaten onlar farkındalar. Derhal diyorlar geri getirin Mustafa Kemal'i. İşte damat Ferit hemen mesaj gönderiyor, diyor ki geri gel, görevinden alın. Yok diyor, benim daha işim var diyor. Oradan Amasya'ya geçiyor, Amasya'da ihtilal bildirgesi. Diyor ki vatan tehlikededir, bu tehlike karşısında İstanbul hükümeti gereğini yapmamaktadır. O zaman gereğini halk yapacaktır, millet yapacaktır. Bitti, ulus egemenliği daha ilk adımdan itibaren yaymaya başlıyor. Ha, ulus bunun farkında mı? Değil, onu da konuşacağız. Oradan, dolayısıyla bu örgütlenmeyi nerede yapacağız diyor, Amasya tahmininde. Diyor ki Erzurum'da bir, Sivas'ta bir kongre toplanacak diyor. Her livadan temsilciler gelsinler oraya diyor, orada ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ulus egemenliği ya. Ulus neye karar verecek? Orada karar vereceğiz diyor Sivas'ta. Konuşacağız. Ama bu arada Erzurum'da Doğu Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin Ermenilere karşı o bölgenin ne şekilde savunulacağına dair bir toplantı yapılacağını öğreniyor. Diyor ki oraya geleyim, katılayım. İşte Erzurum'a gelirken bu arada Mazhar Müfit'te Bitlis valisi İstanbul hükümetinin tutuklanması emrini verdiği kişiler için de adı geçiyor. Bırakıyor valiliği, Erzurum'a giriyor Mustafa Kemal'in geleceğini öğrenerek. Geliyor Erzurum'a ve Mustafa Kemal'i karşılayanlar arasında. O günden sonra da bir daha Mustafa Kemal'in peşini bırakmıyor. Ve bir özelliği var Mazhar Müfit'in, günlük tutuyor. Her gün ne oluyor? İşte milli mücadelenin her günde ne olmuş? Mazhar Müfit'in günlüklerinde bunu görüyoruz. Mustafa Kemal onun için diyor, ben yanılabilirim, Mazhar Müfit'in günlükleri yanılmaz diyor, ona bakın diyor bir şey olduğunda. Dolayısıyla daha sonra da bu günlükler
iki cilt olarak Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmış. Ben gençlere bunu öneririm. Mutlaka elde etsinler. Hepsi burada anlatılıyor. Milli mücadelenin gün gün ne olduğu. İşte burada Erzurum Kongresi'nin hazırlıkları yapılıyor. Mustafa Kemal İstanbul hükümetiyle anlaşamadı. Damat Feth'le telgraflaştılar. Damat Feth dedik seni görevden aldık. O da dedi ki ben bırak seni görevden ayırman bana, yetmez. Ben kendim istifa ediyorum dedi. Oradan ayrıldı. Sivil kıyafeti bile yok. Annesine mektup yazıyor bana diyor sivil elbise yolla. Para da yok. Ne yapıyor? Efendim Erzurum valisinin yedek kıyafetini giyiyor. Masa müftünde yedek kalpağını giyiyor. Ertesi gün öyle çıkıyor. Çünkü hep asker yani. Hiç sivil hayatı olmamış ki. İşte Erzurum Kongresi'nin hazırlıkları yapılırken Masa Müftü'de de aynı evde kalıyorlar. Onlar arkadaşları, heyeti temsiliye bu ekibin Erzurum'da kiraladıkları bir evde kalıyorlar. Orada Mustafa Kemal'le bir gün şunu soruyor Masa Müftü. Diyor ki paşam ki bakın bu 7 Temmuz falan. Yani ne demek? 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Haziran, Temmuz'da 1,5 ay sonra falan gelişen bir olay. Mustafa Kemal'e diyor ki Masa Müftü, paşam diyor ya. Bak biz seni seviyoruz, sana güveniyoruz, peşine takıldık geldik. İnanıyoruz ki diyor sen bu ülkeyi kurtaracaksın. Ama diyor şuna da inanmıyorum diyor. Sen bu kurtulduktan sonra da padişahın peşine takılmazsın. Ne yapacaksın diyor. Söylemiyor önce. Israr ediyor. Diyor ki bak çocuk, sevdiği kişilere çocuk. O, evet o hitabı. Çocuk diyor. Bu söylediğimi bir sır olarak saklayacaksın. Ben söylemeden de, ben gerçek söylemeden de kimse açıklamıyor. Tamam mı tamam. Diyor ki evet bu ülke kurtarılacak. Yeni bir hükümet kurulacak. Yeni hükümetin şekli, yeni devletin şekli hükümeti cumhuriyet olacaktır. Cumhuriyet. Vizyonu görüyor musunuz? Daha millet kendinin millet olduğunun farkında değil. Halen ümmet zihniyeti. Ülke işgal altında. 600 yıllık ümmet toplumu kendini padişahın kulu olarak kabul etmiş insanlar. Çok görmüyorum. Öyle yetişmişler. Ülke işgal altında. Mustafa Kemal askerlikten bile ayrılmış. Maaşı yok, parası yok, hiçbir şey yok. Ama Cumhuriyet'ten bahsediyor. Nitekim şey başlıyor. Erzurum Kongresi. Başkan seçiyorlar Mustafa Kemal'de. Orada konuşuyor. Konuşmalarında çok güzel. İşte vatan kurtulacak, bağımsızlık, ulus egemenliği, yeni devlet aslında anlayana ama herkesin anlaması mümkün değil o aşamada. Ama sonunda diyor ki, bu yaptıklarımızın diyor amacı şu anda İstanbul'da işgal altındaki, esaret altındaki padişahımızı kurtarmak içindir. Akşam dönüyorlar. Masam Müfit hışımla geliyor Mustafa Kemal'in. Paşam diyor. Sen diyor benimle dalga mı geçiyorsun? Ne oldu çocuk diyor. E diyor Cumhuriyet'ten bahsettin bana. Gittin orada padişah dedin. Gülüyor. Diyor çocuk ben bu kafamda olan her şeyi diyor şimdi bu insanlara burada açsam kendini ümmet olarak görmüş olan bu insanlara desem ki padişahı, halifeyi kaldıracağım. Bu insana peşime takabilir miyim? Nitekim Nutuk'ta da diyor. Diyor ki ben bunu içimde bir milli sır olarak sakladım. Ve yeri geldikçe adım adım halkımı aydınlatarak, anlatarak, inandırarak gerçekleştirdim. Ve şey devam ediyor bu arada. Toparlıyorum. Devam ediyor kongre. Bir gün akşam iki katlı bir evde kalıyorlar. Masa Müftü'nün kapısı çalıyor. Gece yatıyor. Kalkıyor Masa Müftü. Ali Çavuş, şeyin emireri Mustafa Kemal'in. Diyor ki paşa seni aşağı çağırıyor diyor. İndim aşağı diyor. Paşa diyor ki, paşa da birisiyle beraber oturuyor. Diyor ki çocuk diyor şey yanında mı Masar Bey? Defterin. Hayır. Al da gel. Aldım geldim. Günlük tutuyor. Şimdi diyor arkadaşımız sordu diyor benim neler yapacaklarımı diyor. Ona anlatacağım diyor. Sen de yaz da diyor tarihe not düş. İşte Temmuz'un başı 1,5 ay. Yani Samsun'da dedik ya Samsun'da kafasında bu vardı. Onun ispatı için anlatıyorum bunu. Yaz diyor. Bir diyor devletin şeklini söylemiştim sana diyor. Onu yaz diyor. İki diyor sadrazam ve hilafet hakkında diyor. Yeri gelince diyor düzeltiyorum saltanat ve hilafet hakkında diyor. Yeri gelince diyor gereği yapılacaktır. Yani saltanatı, padişahlığı ve halifeliği kaldıracak yeri gelince. Üç, tesettür kaldırılacaktır diyor. Yani kadın erkek eşit olacak. Dört, şapka bu fes falan atılacak diyor. Yerine şapka gelecek. Beş,
bu toplum bu Arap harflerinden kurtarılacaktır diyor. Bakın, bunu şunun için anlatıyorum. Vizyonu daha işin başındaki düşünmüş, tasarlamış, hepsi kafada. Öyle. Hadi bu akşam rüzgar nereden eserse o tarafa, hadi bu akşam rakıları getirin, masayı kurduk. Efendim yarın cumhuriyet ilan edeceğiz. Böyle değil. Böyle değil. Hepsinin adım adım planının olduğunu bilelim. Ve nitekim bakın en yakınlarından birisi Masa Müfit. Onun için görevini bırakmış, peşine takılmış. Masa Müfit diyor ki, ya paşam diyor, seni çok seviyoruz ama diyor, bir de şu hayalciyanın olmasa diyor. Kapattım diyor defteri, sen bunun ilk ikisini yap bize yeter dedim diyor, çıktım yaptım. Belki daha diğerlerini de yazdıracak da dinlemiyor. Yani şunu vurgulamaya çalışıyorum. Mustafa Kemal böyle bir insan ama yakın çevresi, evet vatansever insanlar ama öyle bir vizyon farkı var, öyle bir mental bakış açısı var ve dolayısıyla bu dediklerini hepsini adım adım yapmıştır, adım adım gerçekleştirmiştir. 1925 yılı işte Kurtuluş Savaşı gerçekleştiriliyor, Cumhuriyet kuruluyor, ülke kurtarılıyor, kuruluyor, inkılaplar başlıyor. 1925, Mazhar Müfit milletvekili, Ankara'da ulusta, meclisteyiz. Mustafa Kemal de efendim Kastamonu'da şapka devrimi, onu açıklamış şapka. Fes ve sarık gericilik alametidir. Onu atıyoruz demiş. Takmak istiyorsanız, arzu ediyorsanız diyor, fötür takın diyor. Fötür şapka takın. Zorlama yok. Söyledi bu. Ve geliyor Ankara'ya, işte ulusal meclise gelecek. Üstaş karavayla geliyor, milletvekilleri de meclis önünde sıralanmış. Orada protokol, hoş geldiniz diyerek geliyorlar. Mazhar Müfit de onların içinde, milletvekili. Ona geliyor, sonra elini sıkarken eğiliyor kulağına. Biliyorsunuz okulunu. Diyor ki, çocuk şu senin deftere bak bakalım diyor, kaçıncı sıradayız? Kaçıncı maddeye? Çok utandım diyor ama diyor, gurur da duydum diyor. Ve nitekim dördüncü sıradakini yaptı. 1928'de de beşinci sıradakini, harf devrimini yaptı. Dolayısıyla bilmiyorum ne kadar zaman zor ona göre bazı... Biraz daha hocam, biraz daha gidebiliriz çünkü dediğim gibi başta söylemiştim, yanılmadım, keyifle, zevkle çok dinliyoruz bunları, ediyorum. Dinlemek lazım. Dolayısıyla Mustafa Kemal bu düşündüklerini başlangıçta belirttiklerini, 19 Mayıs'ta eylem safhasıdır çünkü ulusal mücadelenin, Samsun'a çıkış eylemi başlattı, o düşünsel hazırlık 6 aydı. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak eylemi başlattı ve şunu da düşünmemiz lazım. Tabii şimdi biz kutluyoruz 19 Mayıs, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, milli mücadele eylem safhası. Peki o zamanki 19 Mayıs 1919'u bir düşünelim, o güne gidelim. Öyle miydi? Yani herkes Mustafa Kemal Samsun'a geldi, milli mücadele başlıyor, öyle bir şey mi var? Hayır. Henüz daha insanların bu olaydan haberi yok. Haberdar değildir. Bilmiyorlar. Herkes kendi canının derdinde. Ne olacağız kaygısı var. Şimdi diyelim ki işte İzmir işgal edildi 15 Mayıs 1919. Ondan önce işte Güneydoğu Anadolu'da İngilizler o bölgede sonra Fransızlara bıraktılar Antep, Urfa. Orada insanlar kendini savunacaklar. Şimdi bir yer işgal edilince ne yaparsınız? Kendi devletinize müracaat edersiniz. Beni koru. Bak yandaki köyü, kasabayı işgal ettiler. Şimdi sıra bize gelecek. Bizim namusumuzu koru, toprağımızı koru. Devlet ne diyor size? İstanbul hükümetine müracaat ediyorlar. Diyor ki hayır. O gelenler bizim misafirimizdir diyor İstanbul hükümeti. Niye? Mondros'un 7. maddesi gereği kabul etmişler bunu. Bunun üzerine onlar da kendileri toplantılar evet. yaparak Kuvayi Milliye dediğimiz oluşumu gerçekleştiriyorlar. Evet. Hocam müsaadenizi alalım. Tamam. Kısa bir virgül daha koyalım sevgili tamam. izleyiciler. Bugün hem 19 Mayıs hem de bizler için önemli bir gün. BRT'de Yayıncılık Müzesi'nin açılışı yapılıyor. Bu evet. güzel günde Sayın Başbakan da orada. Bir oraya gidelim sevgili izleyiciler. Sonra hocamla yeniden kaldığımız yere devam edeceğiz. İzleyiciler, BRT Bayrak Radyo Televizyon Kurumu sitesinde ana binamızda fuaye ve koridorlarda oluşturulan Yayıncılık Müzesi BRT'nin Bayrak Radyosu'ndan bugüne gelişinde kullanılan ekipmanlar, o günlere ait belgeler, o günlere ait fotoğraflar, bunların yer aldığı müze şu anda açılışı yapıldı Sayın Başbakan tarafından ve evet sözü de oraya bırakalım.
Evet, Sayın Başbakanım, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Yayıncılık Tarihi Müzesi yaklaşık 2 yıl önce çalışmalarına başladı ve en sonunda hayat buldu. Bugün de açılışını siz yapıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, 21 Aralık 1963 yılında aslında birkaç yürekli mücahidin bir garaj içerisinde araba bataryalarıyla, aküleriyle bayrak 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 diye başlamış olduğu serüven aslında Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin en önemli silgelerinden bir tanesi ve bugün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu haline dönüşmüştür. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bu anlamda Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinin en önemli simgelerinden bir tanesi ise eğer, bugün açılışını yapmış olduğumuz Yayıncılık Tarihi Müzesi de bizim gençlerimize Kıbrıs Türk halkının nerelerden nereye geldiğinin de en önemlisi göstergesidir diye düşünüyorum. Bizler Kıbrıs'ta var olabilmek için gerçekten çok büyük mücadeleler verdik. Ve bugünlerde Filistinlilerin İsrailliler tarafından uğradığı toplu soykırımı da gözlemlediğimizde işte anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkı ile birlikte 1960 yılında garantörlük hakkını anayasasına göre garantörlük hakkını kullanarak adaya gelip Kıbrıslı Türk kardeşlerinin özgürlüğüne kavuşmasına imkan yaratması bizlerin de bu uğurda ortaya koyduğumuz ve egemenliğimizden asla taviz vermediğimiz dönemlerde bugünlere gelişimize en büyük etken olmuştur diye düşünüyorum. İsrail'in de bir ana vatanı olmuş olsaydı bugün bu olaylara maruz kalmazdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla ana vatana da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii bu hafta üstüne üstlük müze haftası. Eski bir Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı olarak da müzelerin dünyadaki önemini ve ulusların veyahut da dünyada yaşayan insanların geçmişten geleceğe gelirken yaşam tarzlarını veyahut da oluşturdukları eserleri bir sonraki nesillere veyahut da aynı dönem içerisinde yaşanan farklı olguları aktarmak için kullanılan en önemli merkezlerden bir tanesi. Müzeler Haftası dolayısıyla böyle bir müzenin açılmasını da çok anlamlı buluyorum. Burada hepimizin de gözlemlediği gibi teknolojinin de ne kadar hızlı ilerlediğini de çok bariz bir şekilde görüyoruz. Bugün burada görmüş olduğunuz aletlerin birçoğunun toplamını belki de bir tuşla halledebilecek noktadayız ama bu da bir teknolojinin teknolojik gelişimin yansımasıdır. İşte bu anlamda sizlerin Yayıncılık Müzesi Kıbrıs Türk halkına kendi yaşamından nereden nereye geldiğini gösterirken bir anlamda da dünyada teknolojinin nereden nereye geldiğini tüm gençlere göstermek adına çok önemlidir diye düşünüyorum. Burada bu müzenin gerçekleşmesi için tabii ki müzenin sanat danışmanı olarak görev yapan Ayhatun Hateşin Hanım'a ve müzenin oluşmasına katkıda bulunan Doktor İsmet Birgül Hanım'a da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Çünkü böyle bir müzenin oluşabilmesi için yürekli insanların katkı koyması bizlerin bu değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmamız adına da en önemli bir etken olmuştur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu müzenin açılışında onları anmadan geçmem mümkün değildi. Onlara bir kez daha tüm halkım ve şahsım adına teşekkür ederken bu müzenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu da açılışa katıldı. Sayın Bakanım, siz neler söyleyeceksiniz? Önce hayırlısı olsun diyorum. İyi bir çalışma. Ülkenin geçmişine sahip çıkma adına güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ben. Buradan devam edelim.
Tevzioğlu'nun söyleşisi ve takım kurucusu olarak da önem arz eder. Bugünün de 19 Mayıs nedeniyle. Şuna basarsanız efendim tarihimize de evet. Sevilay Hanım kurumumuzun bir 1987 yılında sahipliğin son günü çıkacak. Kuşlarım, yarım asırlı bir çalışması bulunan Sayın Tayyip Arif Teyzoğlu yoldan sütümü toplamaktadır. Evet Sayın Teyzoğlu, yani yarım asırlı öldürüldü. Asıl hayatınızda ki bizi tamamlamış bulunmaktadır. Bugün de sefendi var. Ama sizin durumunuz korkmadı. Hem Rakyo'da bayrak bayrak Ramosların olduğu Cumhurbaşkanımızın kakateci kuruluşunda tüm bunlar elendi, tüketlendi. Somut olarak, işitsel olarak, görsel olarak gösterebilecek bir materyal oluşturduk tabii. Tabii. Bütün koridorlarda her bir tüm bunlar interaktif olarak. Evet. Elinize sağlık gerçekten. Sizin de. Evet. Böylelikle açılışta gerçekleşmiş oldu. Bir not ekleyelim orada. Halkımızın sizlerin de ziyaretine açık. Onu da söyleyelim sevgili seyirciler. Müzemiz ve dönelim hocamıza. Evet hocam. Ben toparlayayım isterseniz. Son söz alalım. Bitireyim. Evet. Şimdi bir de son olarak şunu ilave etmemiz lazım. Doğum tarihi. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs doğum tarihi olduğu ilan edilmiştir. Niye ilan edildi ona bir bakalım. Aslında annesi Atatürk'e bir bahar günü doğurduğunu söylüyor Atatürk'ü. Yani rakam olarak tam tarihi belli değil. Kız kardeşi Makbule Ata'dan annesinin Mustafa Kemal'i fırtınalı bir gece doğurduğunu söylüyor anlarında. Ama ilginçtir. Lozan Konferansı'nda Türk delegeleri arasında bulunan milletvekili Reşit Saffet Atabinen 19 Mayıs 1932 tarihinde 19 Mayıs 1932'de Mustafa Kemal'e bir telgraf çekmiş. Doğum gününüz kutlu olsun diye. Bu ilginç bir şey. Aydın Halk Evi de Mustafa Kemal'e mesaj gönderiyor. Diyor ki, paşam sizin doğum gününüzü gazi günü ilan edeceğiz. Onu bize bildirir misiniz? O da diyor ki 19 Mayıs olsun. Daha da önemlisi 10 Kasım 1936'da İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi, İngiliz Kralı 8. Edward'ın Mustafa Kemal'e bir mesajını iletiyor. Diyor ki, kralımız sizin doğum gününüzde size özel mesaj göndermek istiyor. Bunun için doğum tarihinizi istiyorlar. O diyor ki neden 19 Mayıs olmasın? Ve oraya resmi cevap olarak 19 Mayıs gidiyor. 19 Mayıs dolayısıyla Mustafa Kemal'in aynı zamanda doğum tarihi evet. olarak kabul ediliyor. Biz de 1980'den sonra da 81 yılında Gençlik Bayramı'na, Gençlik ve Spor Bayramı'na Atatürk'ü anma ifadesi ilave olmuştur. Bunu da söyleyelim. Son olarak şunu söyleyeyim. Gençlere her zaman söylediğim gibi, her bu programlarda da mutlaka vurguluyorum. Bir kere okusunlar, okusunlar, okusunlar. Birinci önceliğimiz bu. Yazılı basını, yazılı yani sırf belli bir kesim çok güzel kaynaklar her şey okusunlar. Kaynak evet. kaynağından edinebilirler. Evet, okusunlar. Bu vesileyle tekrar size teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha söylüyorum, bayramımız kutlu olsun. Ve
Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizin de ruhları şad olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere teşekkür ediyorum. Hepsine minnettarız hocam. Çok teşekkür ediyorum ben size. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, noktayı koyuyoruz gündem artıya ama saat başında manşet artıda 19 Mayıs coşkusunu bu kez gençlerle yaşayacağız. O yüzden saat başında lütfen bizimle birlikte olun. Şimdilik o vakte kadar şimdilik hoşça kalın.